Panel için çok değerli katılımcılarımız var, panelistlerimiz var. Mutlu hocamız İngiltere'den, Fırat hocamız Amerika'dan katılıyor. Daha da uzak bir yerlerden katılan Yüksel hocamız var. Erzurum'dan da Atatürk Üniversitesi'nden. Şimdi daha fazla sözü uzatmadan ben bir süreçle ilgili şey yapayım. Bir saatlik süremiz var. Bu bir saatlik süreyi ben hocalarımızla da daha önceden konuştuk. İki tur yapalım dedik. Birinci turda hocalarımız ne yaptıkları yani konuyla ilgili bir paylaşımda bulunsunlar. Bu da maksimum 10 dakika, tercihen daha kısa olabilirse böyle çarpıcı noktaları şey yapıp. İkinci turu biraz daha farklı yapalım diye ben düşündüm. Hep hani panelist soru sorar falan. Burada hocalar birbirlerine bakalım hani soru sorabilecekler mi? Diğer hocamızın çalıştığı konuyla ya da bahsettiği konuyla ilgili hocalar arasında bir atışma mı diyelim? Hani böyle aşıklar arasında şeyler olur ya. Onun gibi biraz daha demokratik katılımlı bir şey olsun dedik. Benim de yine arada sorularım olacak. Katılımcılardan da tabii bu arada soru bekliyoruz. Onlar da sanırım chat penceresinde yazabiliyorlar diye biliyorum. Ama bu webinarda nasıl oluyor tam emin değilim Hocam ama chat ve Q&A bölümünden yazabilirler. Siz de yazabilirler. oradan Tamam. girebiliyorsunuz. Hocalarımıza soruları olan izleyiciler de özellikle hangi hocamıza yönelttiğini belirtirse ve arkasından da sorusunu eklerse dediğim gibi ikinci turun sonunda özellikle o soruları da cevaplamaya çalışalım bu bir saat içinde. Şimdi ben panel yöneticisiyim ama bu ayrıcalığımı kullanarak korsan bildiri yapayım diyorum. Bizim de çünkü yenilik çalışmalarımız var. Ben öncelikle yani hızlıca bir özet şeklinde bunlar hepsi olmamakla beraber bir özet şeklinde yenilikçi teknolojiler konusunda neler yapıyoruz onu ben de hızlı bir şekilde paylaşmak isterim sizlerle. Şöyle sanırım şey geldi tam ekranda yapayım. Evet dediğim gibi yenilikçi örneklerle dijital çağda eğitim panelimizin ismi. Ben Kürşat Çağaltay, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nden, Yüksel Göktaş hocamız Atatürk Üniversitesi'nden, Mutlu Çukurova hocamız University College London, İngiltere'den, Fırat Soylu hocamız da Alabama Üniversitesi'nden, Amerika'dan katılıyor. Kendi konuşmalarınız başında kendinizle ilgili de kısaca bilgi verirseniz hocalarım daha iyi olur. ODTÜ'de ben Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitim bölümünde öğretim üyesiyim. Sanırım benim için o kadar yeterli olur. Şimdi çok sevdiğim ve değişik konuşmalarda da kullandığım bir karikatür var. Yurt dışındaki bir dergide ben bunu almıştım. Teknoloji böyle önde hızlı bir şekilde koşar adımlarla ilerliyor. Biz de eğitimciler olarak onun arkasına işte web çıkıyor, web'e gidiyoruz. İşte televizyon çıkıyor, televizyonun arkasına takılıyoruz. İşte bugünlerde yapay zeka çıktı, yapay zekanın arkasına takılıp gitmeye çalışıyoruz. Çoğunlukla teknoloji bizi sürüklüyor bir yerlere. Biz de ona uyum sağlamaya çalışıyoruz. Ama bu doğru bir ve iyi bir yaklaşım değil. Bunun değişmesi lazım diye en azından ben iddia ediyorum. Burada teknoloji ve eğitimin aslında el ele ilerlemesi ve eğitimin ihtiyaçları, gereksinimleri doğrultusunda bir şeylerin olması gerekiyor. Yani teknoloji şuraya gitti, hadi eğitim de oraya gitsin. Teknoloji buraya gitti, eğitim de oraya gitsin. Olmaması buna yönelik en azından çalışmaların olması gerekiyor diyorum. Şimdi teknoloji burada ne işe yarıyor? Niçin? Yani teknolojiyi teknoloji için mi eğitimde biz kullanıyoruz? Bunun da yine olması gereken hali bence teknoloji bir amaç olarak kullanmak değil. Aslında daha etkili, daha verimli, daha memnun edici bir öğrenme ortamları oluşturmak için bir kaldıraç olarak, yani daha iyi matematik öğrenmek için, daha iyi fen öğrenmek için, daha iyi sosyal, daha iyi dil öğrenmek için teknoloji bir aslında kaldıraç olarak kullanılmalı ve buna yönelik çalışmalar yapılmalı.
yeni tabii inovatif teknolojileri de burada göz ardı etmemek gerekiyor. Bunu da aklımızda tutarak ilerlemek gerekiyor. Biz ne yapıyoruz? Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde en azından benim araştırma grubumda yaptığımız çalışmalardan da şöyle hızlıca özet geçmek gerekirse, bu Massive Open Online Course dediğimiz kitlesel dersler konusunda çalışmalarımız var. Linklerden takip edebilirsiniz. bilgeiş.net. Yurt dışındaki Coursera, edX benzeri Türkçe derslerin olduğu 110'un üzerinde free, ücretsiz dersler. Bugüne kadar 350 bin kişinin kaydolduğu, 150 bin civarında da ders tamamlama sertifikanın verildiği bir platform. Bunu Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde sürdürüyoruz şu aşamada. Bunun yanı sıra tabii ki öğretmen eğitimi çok önemli. Yenilikçi teknolojilerin burada da çok büyük bir rolü var. Şu an devam eden önemli çalışmalarımızdan bir tanesi dijital öğretmenler projemiz. Onar haftalık dönemlerle biner öğretmenin eğitimini gerçekleştiriyoruz bu projede. Geçen hafta sonuyla 1000 öğretmenin eğitimini de tamamladık. Toplam 2000 öğretmene dijital becerilerin verilmesi ve sınıflara yenilikçi teknolojilerin sokulması konusunda çalışmamız devam ediyor. Sanal gerçeklik uygulamaları bunun bir parçası. Orada sınıflarda öğretmenlerin uygulamalarını görüyorsunuz. Fırat Hoca da bu kapsamda bizim bir seminerimizde de bu gruba seminer vermişti. Daha başka neler yapıyoruz? Oyuncakların hikayeleştirmenin önemli olduğunu biliyoruz. Buraya teknolojiyi nasıl sokarız? Akıllı oyuncaklar ya da etkileşimli oyuncaklar dediğimiz teknoloji üzerine çalışmalarımız oldu. Bununla ilgili TÜBİTAK projeleri de tamamladık ve bu konuda yine ilerlemeye devam ediyoruz. Buradaki oyuncakların içlerindeki bir takım sensörlerle etkileşimli hikayeler ile çocuklar okul öncesi ve özel eğitime yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Özel eğitime yönelik yine dediğim gibi değişik teknolojilerin o alandaki bu çocukların da kullanımına yönelik uygulamaların olacağını iddia ediyoruz ve bununla ilgili de dediğim gibi üniversitede değişik çalışmalarımız var. TÜBİTAK projesinde de bununla ilgili bir uygulama biz gerçekleştirmiştik. Bir projeyi tamamlamıştık. Giyilebilir teknolojiler önümüzdeki dönemin yine dediğim sıcak konularından bir tanesi. Giyilebilir teknolojiler ile kumaşın üzerine ve içerisinde sensör yerleştirilerek bir takım eğitsel uygulamaların gerçekleştirilmesine yönelik yine çalışmalarımız var. Burada örneğin bu uygulama bir yeleğin içine sensörler eklenerek organları anlatan bir etkileşimli, hikaye temelli bir uygulama. Bunun benzeri executive functions dediğimiz yönetici bilişsel işlevlerin geliştirilmesine yönelik yine giyilebilir bir takım teknoloji geliştirme projeleri, doktora tezi kapsamında tamamladığımız şeylerden bir tanesi. Yoğun kullandığımız yenilikçi teknolojilerden bir tanesi eye tracking, yani göz hareketleri takibi. Eğitim dinamiklerini anlamaya yönelik yoğun çalışmalarımız var. Yüksel hocamızla da beraber sürdürdüğümüz bir Erasmus projemiz var. Sınıflarda öğretmenler derste nasıl davranıyorlar, ders anlatımı esnasında sınıf etkileşimini anlamaya yönelik. Ders kitabı tasarımında göz hareketlerin takibiyle kitapların daha etkili tasarımı. Bir ders çalışan kişinin ders çalışma sürecindeki davranışlarının analizi, dikkati nasıl dağılıyor, dikkatini nereye topluyor gibi konular. Ve üzerinde yine bizim yazılım geliştirme tarafında çalıştığımız göz hareketleriyle kontrol edilebilen bilgisayar geliştirme, göz hareketleriyle oynanan bilgisayar oyunları yine yaptığımız çalışmalardan. Bu az önce bahsettiğim konu sınıf dinamikleri, öğretmen sınıfla nasıl etkileşiyor, nereye bakıyor, nereye bakmıyor konusunda yaptığımız projeden bir iki heat map dediğimiz sıcaklık haritası görüyorsunuz. Göz hareketleriyle kullanılan, oynanan oyunlar. Burada yine bizim geliştirdiğimiz bir yazılım ile çocuklar ellerini klavyeye ya da fareye şey yapmadan, dokunmadan sadece göz hareketleriyle ekrandaki nesneleri ve etkileşime geçebiliyorlar. Bu onların hem konsantrasyonuyla ilgili bir takım çalışmalar yapılıyor, hem de göz tembelliği gibi bir takım sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik yine bizim üzerinde
çalıştığımız konular arasında. Gelecekte neler olacak? Yeni yeni teknolojiler geliyor. Pek çok teknoloji var. Ama hani bir iki tanesinden bahsetmek gerekirse yakın bir gelecekte büyük ihtimalle arayüzler ortadan kalkacak gibi gözüküyor. Gözlerin içine, retinaya yerleştirilen bir takım lens türü arayüzlerle yepyeni bir etkileşim ortamları hayata geçecek gibi gözüküyor. Fırat Hoca'nın çalışma alanı beyin çalışmaları, beyin bilgisayar etkileşimi konusunda yine bu sıralarda ilginç bir takım gelişmeler oluyor. Bunun da yine eğitim tarafına, eğitim dünyasına bir takım yansımaların olması kaçınılmazdır. Belki de Fırat Hocamız bundan da bahsedecektir diye tahmin ediyorum. Bunlar da geleceğe yönelik bir takım spekülasyonlar. Ben burada dediğim gibi korsan bildirimi durdurayım. Buradan Yüksel Hocamıza doğru önce geçiş yapalım. Ondan sonra da sırayla Mutlu Hocamız ve Fırat Hocamızla da devam edelim. Buyurun Yani Yüksel Hocam. ama gerçekten korsan bir bildiri oldu. Genel olarak yeni teknolojilerin eğitime entegrasyonuyla biz de ilgilenmeye çalışıyoruz. Hocamla beraber, Kürşat Hocamla beraber de yürüttüğümüz az önce söylemiş olduğu gibi çalışmalar var. Fakat ben bugün şu anda yürüttüğümüz çalışmalardan değil de biraz da teorik bir çerçeveden bahsetmeye çalışacağım. Maksimum 7-8 dakikada bitirmeye gayret edeceğim. Sonrasında da birlikte tartışırız diye düşünüyorum. Bir PDF dokümanı açtım. Gözüküyor değil mi? Bir sorun yok. Evet, şimdi sunumda şunları yapmaya çalışacağım hızlı bir şekilde. Değişimin sebepleri. Çünkü Kürşat hocamızın söylediği şeyler aslında bizim bir değişim sürecine değişimin devam ettiğini ve daha da hızlanacağını, hatta önümüzdeki süreçte örneğin arayüzlerin kalkacağını, kalkabileceğini vesaire söyledi. Tabii eğitim özellikle karikatürde de gördüğümüz gibi teknoloji hızlı bir şekilde koşuyor, eğitimde bir yerlerden yakalamaya çalışıyor. Bu değişimin sebeplerini anlamamız lazım. Bir kuşak değişti, bunu anlamamız lazım. Meslekler değişiyor, bunu anlamamız lazım. Beceriler, eğitim modeli, ölçme değerlendirme bunların hepsi değişiyor aslında. Değişimin genel olarak sebeplerine baktığımız zaman bir tanesi dijitalleşme işte teknolojinin hızlı bir şekilde ilerlemesi ve teknolojinin aşağı yukarı hayatımızın her alanına önemli oranda etki ettiği gibi eğitimi de pas geçmemesi. Orayı da ciddi anlamda değiştirmeye yönelik gayretleri. İkincisi küreselleşme olarak görüyorum ben. Ki pandemi süreciyle beraber bu küreselleşmenin de farklı boyutlarda daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Her ne kadar farklı farklı akımlar olsa da ben küreselleşmenin önümüzdeki günlerde daha da hızlanacağını öngörüyorum. Üçüncüsü ve dikkat etmemiz gereken bu değişimin sebeplerinden bir tanesi de demografik değişiklikler ve göç. Bu da çok önemli aslında. Baktığımız zaman özellikle göç kavramı Avrupa'da ve Kuzey Amerika'da tartışılması gereken ve her gün tartışılan ama bizim de ülkemizde özellikle Suriye olaylarından sonra çok sayıda göçmen yaşadığı için ülkemizde mültecilerin olduğu için ve bu rakamların çok ciddi anlamda olduğu için bunların önümüzdeki günlerde de bizim eğitim sistemimizi ciddi anlamda değiştireceğini düşünüyorum. Düşünmemiz gereken olaylardan bir tanesi de bu. Dördüncüsü de pandemi süreci. Pandemi süreci zaten bizi çok hızlı değiştirdi. Çok hızlı değiştirmeye gayret etti. Detayına girmek istemiyorum. Vaktimiz de sınırlı. Ama pandemi süreciyle beraber de özellikle online teknolojiyle iç içe farklı farklı değişimlerin önemli bir kısmının ben geri geleceğini düşünmüyorum. Her ne kadar pandemi sürecinden sonra geri gelme faaliyetleri olsa da onun devam edeceğini düşünüyorum. Tabii burada kuşakların değiştiğini de görüyoruz. İşte klasik bu kuşak çalışmaları yapanların hep kullandığı bir tablo var. İşte sessiz kuşak, bebek patlaması, X, Y, Z, alfa vesaire kuşakları ama bunlarla ilgili önemli olan bizi eğitimle ilgili etkileyecek noktasının aslında son satırda yer aldığını görüyoruz.
Nedir bu? Liderlik türleri. Çünkü biz eğitimciler, eğitimle uğraşanlar, öğretmenler, öğretim üyeleri bunu ciddi bir şekilde düşünmemiz lazım. İlham vermemiz lazım. Desteklememiz lazım. Yol göstermemiz lazım. Diğerleri zaten geride kaldı gibi gözüküyor bize. Yani kontrol eden, yönlendiren, koordinatör, liderlik türleri dediğimiz o türlerden ziyade önümüzdeki günlerde daha ziyade destekleyici ve ilham verici eğitimcilere ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Aynı zamanda şuna da bir bakmamız lazım aslında. 2030 yılında bu kuşaklarla ilgili tabii çalışmalara detaylı bakılabilir. 2030 yılında baktığımız zaman önemli oranda iş hayatında mesela Z kuşağının en önemli çalışan grubu oluşturduğunu göreceğiz. Tabii ki bu kuşaklar böyle kuşak çalışmaları yapanların da söylediği gibi böyle her şey bir maddeyi ya da bir kalası doğrama atölyesinde kesme gibi değil de bunların bize ipuçları verdiğini düşünmemiz lazım. Önümüzdeki meslek hayatında, iş hayatında 2030 yılında Z ve alfa kuşaklarının çok ciddi anlamda iş hayatındaki çalışanları oluşturduğunu göreceğiz. Tabii ona göre de bizim çalışanları yönlendirmemiz, onları çalıştırmamız, onlara o şekilde hareket etmemiz lazım. Kuşaklara göre teknolojiler de değişiyor tabii. Az önce de daha doğrusu sunumun başından beri de gördüğümüz gibi birçok teknoloji sürekli değişim içerisinde. Bu değişimi biz eğitimciler sürekli yakalamaya çalışıyoruz aslında. Fakat orası da çok hızlı değişiyor. Hem kuşakları değiştiriyor hem de kullanımı değiştiriyor. Meslekler de değişiyor. Mesela World Economic Forum'un özellikle önümüzdeki günlerde artan şu talepler olduğunu görüyoruz iş hayatında. Mesela veri analisti ve bilim insanları, işte yapay zeka ya da makine öğrenimi uzmanları ya da büyük veri uzmanları, dijital pazarlama strateji uzmanları, dijital pazarlama ve strateji uzmanları gibi ve bunları artık ülkemizde de gazete ilanlarında ya da iş hayatıyla ilgili tüm ilanlarda ciddi anlamda önemli yer işgal ettiğini görüyoruz değerli dinleyiciler. Bir de nesnelerin interneti uzmanları da var. O da 10. sırada. Bu konu üzerine de biz eğitimle ilgili ciddi çalışmalar yapıyoruz aslında. Fakat önümüzdeki süreçte bütün nesnelerin teknoloji, bütün kullandığımız her türlü cihazın bu nesnelerin interneti teknolojileriyle birbirlerine bağlanacağını da düşünecek olursak aslında burada ciddi oranda bir artışını da göreceğiz. Beceriler de değişiyor. Daha ziyade biz mesela analitik düşünme ve yenilik, işte karmaşık problemleri çözme, liderlik ve sosyal etki. Aslında bu tür becerilere baktığımız zaman biz buradaki bu becerilere sahip bireyler yetiştirmemiz gerektiğini önemsememiz ve bunun üzerine odaklanmamız lazım. Tabii bu becerilere baktığımız zaman öte yandan bizim sınav sistemiyle bu becerileri biraz daha nasıl uyum sağlarız, nasıl ayarlarız onları da ayrı bir konuda düşünmek lazım. Bütün bu değişim sürecinde eğitim sistemi ve modeli de değişiyor tabii. Özellikle eğitim teknolojilerinin daha yaygın kullanımıyla bir hibrit modele doğru geçtiğimizi görüyoruz. Ölçme değerlendirme de ciddi anlamda değişiyor. Mesela ders notlarının serbest olduğu sınavları daha fazla görüyoruz. Şimdi biz de özellikle lise giriş sınavları ve üniversite giriş sınavları Türkiye'deki hayatı her anlamda kilitliyor. Aslında bunun üzerine de düşünmemiz gereken bir nokta. Yani ders notlarının serbest olduğu, çevrim dışı sınavlar, çoktan seçmeli ya da açık uçlu sorular, daha sık ve kısa sınavlar, alternatif sınavlar soru bankası ile gibi bu tür sınavları da birlikte düşünmemizin ve eğitim sistemimizi buna göre tasarlamamızın da faydalı olacağını düşünüyorum. Mesela sözlü sınavlar ya da sunumlar canlı yayınlarla ya da video sunumlar, akran değerlendirme uygulamaları, bireye özgü projeler ya da derse ve aktivitelere katılımları da teknolojiyle beraber çok ciddi anlamda takip edebiliyoruz. Bunları ölçebiliyoruz. Sınav gözetmenliklerinin bile değiştiğini ve değişeceğini düşünmemiz lazım. Yani canlı yayın şeklinde bir gözetmenlik yapabiliriz ya da kaydedilmiş ekran görüntüsü ve kullanıcı hareketleri yardımıyla ki
Az önce Kürşat Hocam da bahsetti. Mesela bu eye tracking olayları da bunlara söyleyebiliriz. Örnek olarak verebiliriz. Ayrıca ekranların kaydedildiği ortamları da anlatabiliriz. Tabii bilgisayar yazılımları, yapay zeka yardımıyla da örnekler gösterebiliriz. Mesela PractorXM diye bir uygulama var. Burada tüm uzaktan eğitimde değerlendirme gereksinimlerine uygun sağlamak için tamamen özelleştirilebilir. Yani adaptif bir ortam. Buna benzer tabii birçok ortam söyleyebiliriz. Fakat ben süremin de sonuna doğru geldiğimi fark ediyorum. Bütün bunları bu çerçeveyle beraber örnek uygulamaların üzerine, Kürşat Hocam'ın sunumunun üzerine bu çerçeveyle beraber eğitimcilere bazı önerilerde de bulunabiliriz. Tabii sistemle ilgili önerilerin yanı sıra mesela her ay yeni bir öğrenme yolculuğuna çıkma vaktinin geldiğini unutmamalıyız. Yani sadece fakültede ya da pre-service education dediğimiz yani üniversitede aldığımız eğitimin mümkün yeterli olmayacağını bilmemiz lazım biz eğitimcilere. İkincisi öğrencilerimizi ve onların dünyasını da tanımamız lazım. Nelere ilgi gösteriyorlar? İşte bu kuşak çalışmaları bize bu konuda fikir verebilir. Teknolojinin iyi uygulandığı sınıf örneklerini incelememiz lazım. Ve kendi ortamlarımıza bunları entegre etmek için çaba göstermemiz gerektiğini görüyoruz. Bir blogumuz ya da YouTube kanalımız gibi paylaşım ortamlarımıza da ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Bütün eğitimcilerin artık bu noktaya doğru gittiğini görüyoruz. Video çekme, kısa filmler çekme gibi becerilerimizin olması gerekiyor eğitimciler olarak. Ve kendi branşımıza uygun uygulamalar ya da cep telefonu ya da tablet uygulamalarına da hakim olmamız lazım. Yine anlattığımız derslerle ilgili oyunlar, filmler, çizgi filmler bunları da listeleyip o dersin beceriler, bilgi ve beceriler kısmıyla ilişkilendirebiliriz. Kazanımlarıyla ilişkilendirerek kullanabiliriz. Ve ben bunun da altını çizmek istiyorum. Kültürümüzü koruyabilmek için de mutlaka dijital içerik üretmeliyiz. Bunun da önemini vurgulamalıyız. Çünkü herkes yabancı dilde hazırlanan dijital içeriklere ulaşamayabiliyor. Bu da bizdeki aslında dijital divide dediğimiz böyle dijital bölünmeyi de artırabiliyor. Onun için bizim Türkçe içeriklere de aynı zamanda ihtiyacımız olduğunu söyleyerek 1 dakika geciktim hocam. 12, 13 geçe başlamıştım. 9 dakikada sanırım bu şekilde bitirebiliriz. Böyle bir teorik çerçeveyle soruları cevaplamaya da hazır olduğumu söylemek istedim. Çok teşekkürler hocam. Yüksel hocamız bugün ikinci doz aşının etkisi altında biraz Evet. daha yüksek performans gösterebilirdi ama ona veriyoruz artık. Geçmiş olsun. Antikorun da bol olsun hocam. Teşekkür ederim hocam. Biraz dün vuruldum. Biraz ateş ve ağrı kesiciyle buradayım. Aksatmak istemedim. Geçmiş olsun. Sağ olun. Evet. Mutlu hocamla devam edelim isterseniz. Mutlu hocam bir de başta kısaca kendinizden de bir bahseder misiniz? Öyle bir bilgi de verirseniz bizimle paylaşırsanız. Tabii ki hocam, tabii ki, tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben geçmiş olsun, güzel hocam, size tekrar. Merhabalar, ben Mutlu Çukurova. Öncelikle özür dileyerek başlamak istiyorum çünkü sunumda, özellikle Türkçe sunumlarda akış bakımından problemler yaşayabilirim. Affınıza sığınıyorum bu konuda. Ben University College London'da Associate Professor'ım, doçent doktorum. Özellikle yapay zeka uygulamaları ve öğrenme analitikleri üzerine çalışıyorum. Aynı zamanda Mutlu hocam çok özür dilerim. Biraz sesinizi yükseltmeniz mümkün mü? Çok az sesiniz tabii geliyor ki, bize. tabii ki, tabii ki, tabii ki. Şu anda daha iyi mi? Şu anda daha iyi. Hayır. Tamam, süper. Benim ismim Mutlu Çukurova. University College London'da doçent doktorum. Eğitimde yapay zeka uygulamaları ve öğrenme analitikleri üzerine çalışıyorum. Araştırma alanı olarak. Bunun dışında UNESCO'nun ICT in Education ünitinde consultant olarak çalışıyorum. British Journal of Educational Technology'nin editörlerinden bir tanesiyim. Ve International Journal of
Child-Computer Interaction'ın Associate Editörlerinden bir tanesiyim. Gerçekten davetiniz için çok teşekkür ediyorum. Bu panelin parçası olmak gerçekten çok güzel. Benim araştırma projelerim içerisinden seçtiğim birkaç tanesini örnek olarak bugün sunmak istiyorum. Ve panel açılışını şu zamana kadarki yapmış olduğumuz projelerden çıkardığımız üç ana ders ile belki birazcık provokatif bir şekilde tamamlamak istiyorum önümüzdeki 10 dakika içerisinde. Tabii ki sorularınız da olursa cevaplandırmayı çok isterim. Son yıllardaki yaptığımız çalışmalarda özellikle yapay zekanın sosyal ve duygusal öğrenme kavramlarının modellenmesi üzerine odaklanıyorduk. Özellikle collaborative problem solving, yani işbirlikçi öğrenme kontekstlerinde farklı modlara dayalı veri sistemleri kurup bu verileri yapay zeka uygulamaları ile modellendirip öğrencilerin bu tür işbirlikçi öğrenme kontekstlerinde becerilerinin ne derecede desteklenebilirliğin olduğunu, ne derecede otomatik olarak predikt edilebildiğine bakıyorduk. Mesela bu örneklerden, seçtiğim örneklerden bir tanesinde bu kurduğumuz sistem öğrencilerin yüzleri, jest analizleri, 2-dimensional ve 3-dimensional video aracılığıyla ve öğrencilerin giydikleri fiducial mark ile, ellerinin üzerinde görmüş olduğunuz marker ile onların vücut hareketlerini, elleri arasındaki hızları, mesafeleri, birbirleri arasındaki mesafeleri ne derecede tuttuklarını, bunun dışında üzerinde çalışmış oldukları physical computing kitleri, bu Arduino kitleri denen Internet of Things örneklerini, Kürşat Hocam'ın da bahsettiği örnekler gibi, onların üzerinden gelen bütün verileri ve aynı zamanda çalışmaları üzerindeki kendi reflection'larını, kendi kognitif ve duygusal reflection'larını input yapabildikleri mobile araçlar dizayn ettik. Ve öncelikle bu verileri feature engineering teknikleriyle öğretmenlerin ve öğrencilerin anlayabilecekleri konstruktlara çevirdik. Mesela bu tür veri kombinasyonlarından herhangi bir an içerisinde aynı anda ekrana bakan insan sayısı, aynı andaki öğrenciler arasındaki mesafenin average'i, ortalaması, ortalama ses seviyeleri, konuşmaları, el hareket hızları gibi bazı ölçütleri otomatik olarak hesapladık. Ve bunların dışında işbirlikçi öğrenme sırasındaki farklı fazlarda ne kadar zaman harcadıklarını hesapladık. Burada yeşil görmüş olduğunuz barlar sorunu çözmeden önce ne kadar problem üzerinde düşündüklerini, mavi barlar problem çözme sırasında ne kadar zaman harcadıklarını ve pembe barda problem süreci sonunda ne kadar reflection ile yani çocuklar sorunun üzerinde ne kadar düşündükleriyle ilgili zaman aralıkları. Ve tüm bunları daha modern ve traditional yapay zeka uygulamaları ile Neural Bayesian Logistic Regression Support Vector Machines ile otomatik olarak modelleyip bu verilere dayalı olarak öğrencilerin işbirlikçi problem sorma becerilerinin otomatik olarak nasıl, ne derecede predikt edilebilir, tahmin edebildiğini baktık. Burada görmüş olacağınız üzere veriler oldukça promising. Yani şu üsttekiler F1 değerleri, precision ve recall ortalamalarına dayalı. Alttakiler de mean squared error, yani yapay zeka tahminlerinin hata oranı. Bunun üzerine daha öğretmenlere yönelik olması açısından öğrencilerin bu tür işbirlikçi problem sorma, problem çözme aktiviteleri içerisinde ne kadar derecede aktif, ne kadar derecede gözlemleyici ve ne kadar derecede pasif olduklarını otomatik olarak computer vision'a dayalı hesaplayabilen sistemler üzerine çalıştık.
Buradaki amacımız tamamıyla otomatik olarak öğrencilerin becerilerini ölçmek yerine bu tür veri sistemlerine dayalı hesaplamaların öğretmenlere onların öğrencilerinin bu tür kompleks problem çözme aktivitelerinde ne derecede bilgi sağlayabilecekleri üzerine baktık. Dolayısıyla şu anda bu tür verilerin öğretmenlere yansıtıldığında onların bu verileri nasıl kullandığını görseller üzerinde, öğretmenler için yarattığımız görseller üzerinde çalışmaya çalışıyoruz. Şu ana kadarki elde ettiğimiz veriler bu tür yapay zeka modellerinin öğretmenlerin kendi öğrencileri hakkında hali hazırda var olan mental modellerini, yani bir grubun ne kadar başarılı veya ne kadar başarısız olduğunu önceden tahmin etmeye dayalı mental modellerini etkili bir şekilde değiştirebildiğini gösteriyor. Bu da bizim için çok önemli bir sonuç. Dediğim gibi konuşmayı kısa tutup birkaç tane üzerinde durmak istediğim ana derse noktaya odaklanmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi bu tür komplike sosyal ve duygusal öğrenme becerilerinin modellenmesinde daha geleneksel log datalar dediğimiz, yani sadece bilgisayar mouse'u veya bilgisayar keyboard'unun üzerindeki timestamp zamanlı veriler yerine farklı modalitelere interpret etmemizi, anlayabilmemizi sağlayacak verilere daha çok ihtiyaç duyuyoruz. Mesela yakın bir dönemde münazara eğitimi veren bir eğitim kurumunda öğrencilerin münazara sırasındaki becerilerini modellemeye yönelik bir çalışma yaptık. Bu çalışmada sadece öğrencilerin bilgisel, akademik ve personality, kişisel karakterlerine psikometrik ile bakıp modellemeler yaptığımızda bu modellemelerin doğruluk oranının düşük olduğunu, fakat ses verisi gibi onların kendi duygularını bir şekilde interpret etmemizi, anlayabilmemizi sağlayabilecek verilerin bu tür geleneksel bilgisayar kaydı verileriyle kombine edildiğinde çok daha doğru modelleme sonuçlarına ulaşabildiğimizi gösterdik. Dolayısıyla en önemli gözlemlediğimiz derslerden bir tanesi verinin sadece bizim geleneksel olarak veri olarak anladığımız şeylerin dışında sensörlere dayalı, Kürşat Hocam'ın da bahsettiği gibi daha çok duygusal ve sosyal davranışları gözlemlememize yarayabilecek verilerin kullanımının çok değerli olduğunu düşünüyorum. İkinci noktaya bahsetmek istediğim hemen hızlıca. Aslında Kürşat Hocam'ın başlangıç slaytına da ilintili olduğunu düşünüyorum. Bu dönemde veri oldukça bol öğrencilerin farklı interaction'larından dolayı farklı sistemlerle. Fakat bu verilerin eğer halihazırda iyi anladığımız öğrenme bilimleri araştırmalarıyla geliştirilen teoriler ile ilintisi düşük ise onların bizim açımızdan, yani öğrenme çalışanları açısından ya da eğitimciler açısından değeri gerçekten çok düşük olabilir. Biz yaptığımız son çalışmalarda oldukça komplike öğrenme teorilerini veriyle modellemeye çalışıyoruz. Buradaki örneklerden bir tanesi Collaborative Cognitive Load Theory'nin öğrencilerin tartışma, online ortamdaki tartışma verilerine dayalı modellenmesi üzerine. Ve bu tür theory-driven, theory ile harmanlanmış, interpret edilmiş verinin çok daha verimli olduğunu düşünüyorum. Yine benzer şekilde öğrencilerin yazma becerilerini modellediğimiz bir proje vardı. Burada da self-regulated learning teorilerini kullanarak başarılı öğrencilerin aslında çok daha regular bir şekilde, düzenli bir şekilde davranışlarını, yazma davranışlarını kontrol ettiğini gözlemledik. Ve bunlar üzerinden öğrencilere zamanlı feedback yollamaya çalışıyoruz.
Son nokta bahsetmek istediğim ise yine yaptığımız son çalışmalardan bir tanesinde özellikle bu COVID döneminde öğrencilerin birçok toplantısını Zoom ortamında yaptığından dolayı onların Zoom sırasındaki grup toplantılarını takip eden botlar geliştirdik. Bu botlar her bir öğrencinin ne kadar süreyle konuştuğunu veya ne kadar sessizlikle zaman harcadığını veya ne kadar birbirleriyle mutual bir şekilde yani kimin konuşmasını takip ediyor diye visualizasyonlar, görseller hazırlayıp eş zamanlı yani toplantı sırasında onlara bu görselleri gösterdik ve bunun dışında da toplantı sonrasında onlara feedback yolladık nasıl grubun geçtiğiyle ilgili. Bu aslında bir öğretmen açısından çok yararlı bir tool'du. Benim açımdan mesela çok yararlı bir tool'du. Ben kendi derslerimde de kullandım bu yaptığımız tool'u, aracı. Fakat bunun öğrenciler üzerinde ne gibi etkiler yarattığını araştırdığımızda aslında bizim için çok daha ilginç sonuçlar olduğunu gözlemledik. Öğrencilerin bu tür bir sistemiyle ileride çalışmak istediklerinde neleri görünür kılmaları gerektiğini veya bu görünür bilgilerden ne anlamlar çıkarttıklarını veya bu anlayışa dayalı olarak hangi eylemleri gerçekleştirdiklerini ancak onlarla beraber çalıştığımızda anladık. Mesela birçok etik ve mahremiyet açısından problemleri veya konserleri, endişeleri olduğunu gözlemledik. Ve bu tür etik ve mahremiyet endişelerinin yapay zeka uygulamalarında çok çok daha farklı boyutlarda çalışılması gerektiğini düşünüyorum. Bu da benim bahsetmek istediğim son noktaydı. Bu tür bir çalışmayı yapabilmek için ancak güçlü paydaşların, stakeholderların, öğretmenler ve öğrencilerin, teknoloji designerların, developerların ve akademik çalışma akademisyenlerin hep beraber çalışması silolar halinde çözümü öğretmek yerine ortak bir çözüme beraber ulaşmaya çalışmaları gerekmektedir diye bitirmek istiyorum. Sanırım ben de bir dakika falan fazla konuştum hakkımdan. Özür diliyorum. Teşekkürler. Çok, çok teşekkürler. Gayet güzel. Harikaydı yani. Daha biz dinlemeye devam edebilirdik. Yazdan ben buradan çıkardığım şey biz bu panel serilerini böyle devam ettirelim. Yeni yeni başka panellerde de şey yapalım. Evet. Son olarak da Fırat Hoca'nın yani birinci turun son konuşması olarak da Fırat Hoca'ya geçelim. Fırat Hocam sen de yine başta bir kendini bir tanıtıp ondan sonra sunumuna geçebilirsen. Fırat Hocam donduk mu? Bağlantıda mı bir sorun oldu acaba? Hocam tam ekranı paylaşmaya çalışırken bilgisayar kilitlendi. Evet, Murphy burada, yani böyledir zaten. Umarım son şanssızlık olur, bir daha olmaz. Tamam. Bakalım. Eğitim teknolojileri panelinde oldukça ironik. Evet. Herkese merhaba. Benim adım Fırat Soylu. Alabama Üniversitesi'nde doçent doktor olarak çalışıyorum. Sinir bilim ve bilişsel bilimler, eğitim psikolojisi, matematiksel biliş üzerine araştırmalar yapıyorum. Benim aslında geçmişim eğitim teknolojilerinde yani lisans öğrencisiyken hem Kürşat Hoca hem de Yüksel Hoca benim hocamdı. Yüksel Hoca o zaman master yapıyordu. Onu hatırlıyorum. Tezi üzerinde çalışıyordu. Daha sonra ya Indiana Üniversitesi'ne gittim ve orada eğitim teknolojileri ve bilişsel bilim ve sinir bilim üzerine doktora yaptım. Tezimde de matematiksel düşüncenin vücutsal sistemlerle olan ilişkisini çalıştım. Daha sonra da Northwest Üniversitesi'nde öğrenme bilimlerinde post doktora yaptım. Son 7 yıldır da Alabama Üniversitesi'ndeyim. Önce yardımcı doçent olarak, geçen yıldan itibaren de doçent olarak bir laboratuvarım var. Orada işte doktor öğrencilerim var, lisans öğrencileri vesaire. Aynı zamanda da eğitimsel sinir bilim programının koordinatörlüğünü yapıyorum. Yeni bir program üniversitemizde. Şimdi tabii eğitimsel, benim çalışma alanım diğer hocalarımızın çalışma alanlarına birazcık farklı. Ben daha çok deneysel çalışmalar yapıyorum insan bilişi üzerine, özellikle matematiksel düşünce üzerine. Şimdi önce bir eğitimsel sinir bilim nedir? Kısaca ondan bahsedeceğim. Daha sonra da benim teoretik
teorik yaklaşımın, bedenlenmiş biliş olarak adı geçen teorik yaklaşımın ne olduğunu anlatacağım. Sonra da yaptığımız araştırmalardan birkaç tane örnek vereceğim. Ne yazık ki yaptığım tabii her çalışma direkt eğitim teknolojileriyle alakalı değil. Ancak genel yaklaşımın eğitim teknolojilerinin nasıl kullanılması ile ilgili olduğuna dair bir takım önerileri var. Onlardan bahsetmeye çalışacağım. Şimdi eğitimsel sinir bilim isminden de anlaşılacağı üzere interdisipliner bir alan eğitimle sinir bilim arasında. Ve amaçlarından bir tanesi yapılan sinir bilim çalışmalarının eğitime olan önerileri ne olabilir? Ya da sinir bilim çalışmalarına bakarak eğitimi nasıl daha iyileştirebiliriz? Bunun üzerine çeviri çalışmaları yapmak aslında bir bakıma. Diğer bir amacı da sinir bilim metotlarını eğitimsel araştırmalarda kullanmak. Tabii sinir bilim alan olarak sinir sistemiyle bilişsel faaliyetlerin arasındaki ilişkiyi çalışıyor. Özellikle tabii ben sinir bilim dediğimde bilişsel sinir bilimi kastediyorum. Eğitimsel sinir bilim yeni bir alan. Yani 90'lardan itibaren ortaya çıkmış bir alan. Son zamanlarda da daha popülerlik kazandı. Ve akademik programlar var. Yani Amerika'da da var, dünyanın başka yerlerinde de. Az olsa da hem lisans seviyesinde sadece bizim üniversitede var ama master ve doktora üzerinde akademik programlar var bu alanda. Şimdi eğitimsel sinir bilimin temel çalışma alanları işte bilişsel gelişim, dil gelişimi, okuma ve disleksi, matematiksel düşünce ve öğrenme, bilişsel ve davranışsal bozukluklar, eğitim teknolojileri ve sinir bilim okuryazarlığı ve nöromitler. Şimdi eğitim teknolojileri de burada. Tabii eğitim teknolojileri hızla gelişiyor. Tarihsel olarak çok geçmişe gitmemiz gerekmiyor eğitim teknolojilerini ne zaman kullanmaya başladıklarını görmek için. Dolayısıyla insanın bütün biyolojik tarihini düşünürsek, evrimsel tarihini, bizim aslında teknoloji kullanma, en azından dijital teknoloji kullanma geçmişimiz çok yeni. Tabii teknoloji kullanma geçmişimiz yine daha eski ama dijital teknoloji çok yeni. Dolayısıyla bu teknolojileri kullanmanın ve bu teknolojilerin öğrenme süreçlerine etkisinin anlaşılabilmesi için sadece bunların davranışsal ve bilişsel düzeylerde değil, aynı zamanda biyolojik düzeylerde de çalışması lazım. Yani siz teknolojiyi eğitimde kullandığınız zaman bu beyindeki bilişsel sistemleri nasıl etkiliyor? Çocukların ve yetişkinlerin duygusal sistemleri nasıl etkiliyor? Bunların çalışılması lazım ve bunun üzerine çalışmalar var. İşte hem dijital bağımlılık üzerine çalışmalar var, hem de teknolojinin kullanılması nasıl daha iyileştiriyor? İşte hafıza sistemlerini vesaire. Bunların üzerine bir sürü çalışmalar var. Şimdi tabii biz eğitimsel sinir bilim dediğimizde sanki öğrenme ve biliş süreçlerinin biyolojik kısımlarının sadece sinir sistemiyle alakalı olduğu gibi bir varsayım yapmış oluyoruz. Aslında öyle değil. Sinir sistemi tabii ki biliş için önemli. Ancak vücudumuzda başka sistemler de var. Çok karmaşık bir genel olarak biyolojik sistem insan vücudu. Bu diğer sistemlerin de insan bilişi ve öğrenmesi üzerine etkileri var. Şimdi bir örnek olarak mesela sindirim sistemi aslında ilk etapta çok alakalı değilmiş gibi gözükse de mesela mikrobiyom, yani bakteri ve bağırsak, mide ve bağırsak organlarındaki bakteri faunasının sinir sistemine çok önemli etkileri var. Bu vagus complex dedikleri sinir bağlantıları üzerinden. Dolayısıyla beynimiz vücuttaki bütün organlarla bağlantılı ve diğer organlarda neler olduğu beynin fonksiyonlarını ve kimyasal dengesini etkiliyor ve dolayısıyla bilişi de etkiliyor. Dolayısıyla biyolojik temellerini anlamak istiyorsak eğer öğrenmenin, bunu sadece sinir sistemine kısıt tutmamamız lazım. Yani vücudun diğer sistemlerine de bakmamız lazım. Ve tabii bunun ötesinde vücudun ortamla olan etkileşimini de çalışmamız gerekiyor. Çünkü biliş aslında sadece insan zihniyle sınırlı değil ya da insan beyniyle sınırlı değil. İnsan beyni, insan vücudu ve insan vücudunun çevreyle etkileşimlerinden ortaya çıkan bir tema diyelim ya da bir kavram. Yani biliş beyinde değil, biliş etkileşimde, insan vücudunun çevreyle olan etkileşiminde. Bunun tabii eğitime etkileri var. Çünkü eğitimde bazı geleneksel yaklaşımlar sanki biliş ve öğrenme sadece beyinde gerçekleşiyormuş gibi varsayıyor. Ama aslında bu etkileşimde tabii eğitimsel psikolojideki temel paradigmalara bakarsanız bunlardan çok daha önceden bahsedildiğini görebiliyoruz. Mesela işte yapısalcı yaklaşımda bu etkileşimin öneminden bahsediliyor. Hani bilgi yapılarının ortaya çıkabilmesi için. Ancak bedenlenmiş bilişte bu süreçler
farklı aşamalarda çalışılıyor. Hem bilişsel, davranışsal, sosyokültürel seviyelerde ama aynı zamanda biyolojik seviyede. Yani biz çevreyle olan etkileşimlerimiz neticesinde öğrendiğimiz zaman beyinde ne tip değişiklikler meydana geliyor? Beyindeki sistemler nasıl bir arada çalışıp bu öğrenme süreçlerini etkiliyor? Bunlar bedenlenmiş biliş bakış açısıyla çalışılabiliyor. Tabii insan bilişinin bir de evrimsel geçmişi var. Bedenlenmiş bilişin bir diğer özelliği de belki de eğitim psikolojisindeki diğer temel paradigmalara aykırı olarak evrimsel süreci de önemli bulması. Dolayısıyla öğrenme süreçlerini ve bilişsel süreçleri anlamamız için evrimsel süreçte bu sistemler nasıl ortaya çıktı, nasıl değişti, biyolojik evrim, kültürel evrimle nasıl beraber çalışıp şu anda sahip olduğumuz bilişsel yetilerin ortaya çıkmasına sağladı. Bunu da çalışıyor bedenlenmiş biliş. Mesela matematiği düşünürseniz, matematiğin kültürel, matematiğin tarihi hadi diyelim 10 bin yıllık. Ancak biz 10 bin yıldır çok fazla bir biyolojik değişikliğe uğramadık. Dolayısıyla matematiğin gelişimi aslında kültürel evrimin neticesinde ancak sahip olduğumuz, matematik için kullandığımız beyin sistemleri ve biyolojik sistemler hali hazırda vardı matematik kültürel olarak gelişmeye başladığında. Yani bunun sonucu şu, matematiği anlamak istiyorsak, matematik öğrenmeyi ve matematik bilişi, bu evrimsel olarak ortaya çıkmış, başka amaçlara hizmet etmek için ortaya çıkmış sistemleri anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla matematiksel düşünceyi mesela tek başına anlamamız mümkün değil. Diğer bütün ya, pardon sistemleri... Fırat Hocam, biraz yüksek sesle konuşma şansınız var mı? Bize çok az sesiniz geliyor. Tabii, biraz mikrofonu da yaklaştırayım. Evet. Tamam. Şimdi bu bedenlenmiş biliş paradigmasının eğitimsel tasarıma da etkileri var. Bu da bedenlenmiş tasarım, İngilizcesi embodied design olarak adlandırılıyor, ortaya çıkıyor. Burada amaç bedenlenmiş biliş çalışmalarından ortaya çıkan sonuçları kullanarak değişik eğitim tasarım yaklaşımları çıkarmak ve eğitim tasarımı yapmak. Şimdi burada tabii ilk olarak gözlemlenebilir temel ögelerden bir tanesi çocukların öğrenirken hem vücutsal hem de sosyal etkileşim yaparak öğrenmelerini sağlamak. Bunun için çok değişik uygulamalar yapılmış. Ben de postdoc sürecinde bu tip çalışmalara katıldım. İşte eğitim tasarımı yapıp okullarda bunları uyguladık. Yani bu uygulamalarda genelde çocuklar hem sosyal hem fiziksel olarak çevreyle etkileşime giriyorlar ve bunun neticesinde öğrenmeye çalışıyorlar. Ve öğrendikleri şey her ne kadar soyut olursa olsun, yani her zaman bir etkileşim üzerinden öğrenmeyi amaçlayabiliyorsunuz bu yaklaşımla. Şimdi ben birazcık matematiksel öğrenme ve bilişten bahsedeceğim kısaca. Daha sonra da yaptığım birkaç çalışmadan örnek verip bitireceğim hızlıca. Şimdi matematiği tabii düşündüğüm zaman insan düşüncesinin en soyut alanı gibi düşünülüyor. Ancak matematiğin de bir evrimsel geçmişi var. Genel olarak matematik yemek bulmaya ve yemek olmamaya yaramış geçmişte. Bu nasıl oluyor derseniz, bu hep sayılarla ilgili bir oyun aslında. Şey, hayatta var kalabilme mücadelesi. İşte 3-5 kaplansanız bir tane bufaloyu takip ediyorsunuz, onu takip edebilirsiniz ama tek başına bir aslanın 5 tane bufalayla başa çıkması zor. Dolayısıyla hem aslanın hem de bufaloların bu tip durumlarda bir karar vermesi gerekiyor. Neye göre? Sayılara göre. Hızlıca sayıları aşağı yukarı tahmin etmeleri gerekiyor. Şimdi hayvanlar üzerine yapılmış bir sürü çalışmada hayvanların iki çeşit matematiksel yetisinin olduğu ortaya çıkıyor. Bir tanesi obje takip sistemi denen sayıları kesin olarak 3'e 4'e kadar kesin olarak temsil etmeye yarayan sistem. Diğeri de yaklaşık sayı sistemi. Burada da yaklaşık olarak sayılar, işte 2 tane ağaç var, üzerinde de meyveler var. Bir kuş hangi ağaca gitmesinin gerektiğini, hangi ağaçta daha çok meyve varsa ona göre karar veriyor ve bunu hızlıca karar verebiliyor, kesin olmasa da. Şimdi insanda da tabii bu yetiler var. Ancak insanlarda bu iki sistemin ötesinde sayıları, daha karmaşık sayıları temsil etmeye yarayan işte sembolik, uzlamsal, fonetik ve parmak tabanlı değişik sayı temsil yetileri var. Ve biz birçok transformasyon yapabiliyoruz matematik alanında, hani zihinsel olarak. Bunun bir kısmı biyoloji, bir kısmı da kültürel evrimin neticesinde ortaya çıkmış. Şimdi matematiksel bir işte değişik sayı temsilleri çalışıyor. İşte beyinde bunlar nasıl meydana giriyor, çocuklar bunları nasıl öğreniyor, gelişimsel olarak hangi aşamalarda bu sayı temsilleri öğreniliyor ve değişik bilişsel yetiler bunların öğrenilmesi nasıl tahmin ediyor ya da performansı nasıl tahmin ediyor, bunlar üzerine çalışılıyor. İşte kesin yaklaşık, sayısal sayısal olmayan, sembolik sembolik olmayan, sıralı ve kardinal sayılar.
Şimdi genel olarak matematiksel gelişim üzerine yapılan çalışmalar, işte matematiğin diğer bilişsel yetilerle ilişkilerine bakıyor. Matematiksel öğrenme güçlüğü, diskalkülide olarak adlandırılan matematiksel öğrenme güçlüğü çalışılıyor. Performansı etkileyen faktörler ve beyin yapısı ve fonksiyonunun matematikle ilişkisi benim de çalıştığım alan bu. Ve aynı zamanda da sosyal kültürel ortamın rolü. Şimdi araştırma metodu olarak tabii birçok araştırma metodu mevcut. Kürşat Hocam bahsetti EEG metodundan, elektroensefalogram. Bunun dışında işte MRI dediğimiz, işte manyetik rezonans görüntüleme vesaire. Tabii eye tracking de çok sıkça kullanılan metotlar. Böyle birçok metot var ve bunların genel amacı biyolojik bir takım sinyalleri yakalamak öğrenmeye ilgili. Ve onların bilişsel süreçlerle olan ilgisini tespit etmek. Şimdi ben yaptığımız birkaç çalışmadan bahsedeceğim. Şimdi mesela bu yapısal, beynin yapısal özellikleri dediğimiz zaman, işte beyinde maddi, gri madde var, beyaz madde var. İşte beynin bu işte gyri, sulcus falan dediğimiz böyle gelinti çıkıntıları var vesaire. Ve bu yapısal özellikler bilişsel fonksiyonla ve bilişsel performansı etkileyebiliyor. Bir korelasyon bulunabiliyor. İşte bu çalışmada 3. ve 8. sınıf çocukları, 3. ve 8. sınıf arası çocukları beyinlerini MRI makinesinde resimlerini çektik ve daha sonra da bu beynin yapısal özellikleriyle çocukların çıkarma ve çarpma performansının arasındaki ilişkiyi çalıştık. Yani mesela burada baktığımız şeyler, işte beynin hangi bölgelerindeki gri madde oranı çocukların ilk ölçümdeki matematiksel performanslarını tahmin edebiliyor. Bir de 2 yıl sonradaki, çünkü 2 ölçüm yaptık, 2 yıl sonraki performanslarını tahmin edebiliyor gibi. Tabii burada yakaladığımız şey, yakalamaya çalıştığımız şey bu tip çalışmalarda beynin hangi bölgeleri ve hangi beyindeki ağlar değişik matematiksel bilişsel fonksiyonları etkiliyor ve onları destekliyor. Bir başka çalışmada da burada da çocuklara bu bloklarla oynattık belli bir süre, birkaç hafta boyunca. Ve hem bu bloklarla oynama faaliyetini önce hem de sonra MRI makinesinin içerisine koyduk ve onlara matematik soruları sorduk beyinlerinin resimlerini çekerken. Daha sonra da bu bloklarla oynamanın matematiksel sorulara cevap verirken kullanılan beyin sistemleri üzerindeki etkisine. Tabii buradaki teori de şuydu. İşte bu bloklarla oynarlarsa bunun çocukların uzlamsal yetileri üzerine bir etkisi olacak. Ve bu uzlamsal yetilerde aritmetikte kullanıldığı için aritmetik yapılırken kullanılan beyin sistemlerinde bir değişiklik olmasını bekledik ve bunu çalıştık. Aynı zamanda bu bahsettiğim bedenlenmiş biliş düşüncesinin matematiksel düşüncedeki matematiksel düşünce üzerine yapılan çalışmalardaki etkilerinden bir tanesi de bu parmak ve matematik arasındaki ilişki. Bu da benim çalıştığım şeylerden bir tanesi. Ve daha önceki çalışmalar parmak hissi, yani parmakları birbirinden ayırt edebilme yetisinin matematiksel yetilerle bir ilişkisi olduğunu ortaya koymuştu. Biz de bu çalışmada çocukların parmak hissini ölçtük ve MRI'da da aritmetik soruları cevap verirken resimlerini çektik. Daha sonra işte parmak hissi yüksek olan çocuklarla düşük olan çocuklar arasındaki farkları çalıştık. Aritmetik soruları nasıl farklı yapıyorlar? Şimdi çok ayrıntısına girmiyorum ama orada bu parmak ve matematik arasındaki ilişki üzerine bir sürü teoriler ve bulgular var. Oldukça enteresan. Burada da parmak hissinin çocuklarda yapısal temellerini, yani hangi işte gri madde oranı nerelerde yüksekse çocuklarda parmak hissi yüksek oluyor vesaire. Onu çalıştık bu çalışmada da. Şimdi öğrencilerimden de 2 tanesinin çalışmalarından kısaca bahsedeceğim. Öğrencilerimden bir tanesi Brian Rivera, bu sene mezun olacak. O da tezinde kesirleri çalıştı. Yani bu kesirleri işlem yaparken kesirler üzerine çocuklar ne gibi beyinsel süreçleri kullanıyorlar. Onların üzerine bir çalışma yaptı. Bir diğer öğrencim Mona da 2 dilli çocuklarda matematik, çocuklar ve yetişkinlerde matematiği çalışıyor. Bu da çok enteresan bir alan. Hani 2 dilli olmak matematiksel süreçleri öğrenmeyi ve süreçleri nasıl etkiliyor? Olumlu ya da olumsuz anlamda. Bu oldukça önemli bir konu. Amerika'da yani her 4 evden birinde başka bir dil konuşuluyor aşağı yukarı. Dolayısıyla çok 2 dilli büyüyen çocuk var. Ancak eğitim sisteminde yine bu konu pek fazla çalışılmıyor. Yani 2 dilli çocukların matematiksel gelişmeleri ve genel olarak bilişsel gelişmeleri nasıl farklı ve biz eğitimsel olarak nasıl onlara farklı imkanlar sunmalıyız ki hani bunun dezavantajları varsa onu kapatabilirim. Bu pek çalışılmıyor. Tahmin ediyorum bu Türkiye'de de artık çok önemli bir konu oldu. Hani Türkiye'de de çünkü 2 dilli çocuk sayısı oldukça yüksek. Hani oldukça önemli bu konu. Bunlar benim öğrencilerim. Teşekkür ediyorum dinlediğiniz için.
Çok teşekkürler Fırat Hocam. Bu da çok ilginç konular. Bunun daha geniş halini de biliyorum. Önceki bir seminerde de üzerinden yine geçmiştik. Başta da dediğim gibi bunun devamını getirmemiz gerekiyor. Şimdi ikinci tura zamanımız az kaldı ama önce dediğim gibi kendi aramızda yani panelistlerin birbirlerine soruları var mı? Önce ondan başlayalım isterseniz. Sonra izleyicilerden de soru alabiliriz. Hocam izleyicilerden gelen sorular da var. Hatırlatmak isterim. Tamam. Öncelikle ama dediğim gibi Mutlu Hocam'ın Fırat Hoca'ya ya da Fırat Hocam'ın Mutlu Hoca'ya, Yüksel Hocam'ın diğer hocalara sorusu varsa önce buradan bir tur yapalım. Ben çok memnun oldum. Çok ilginç. Yani birçok sorun var aslında. İki sunumla da ilgili. Kısa tutma amaçlı bir tane Fırat Hoca'ya soracağım. Eğer mümkünse. Fırat Hocam, bu neuroscience uygulamalarının eğitimde özellikle davranış değişimine yönelik ve praktikalitesine yönelik birçok konsern var, yani endişe var. Bu konu hakkında küçük bir yorum yapmak ister misiniz? Ne kadar realistik bu tür bir nöro çalışmanın real time, gerçek zamanlı eğitim alanlarında kullanılması ve sizce neuroscience ile neural data ile behavior arasındaki connection ne kadar büyük ve bu kapatılabilir mi? Hocam çok teşekkürler bu güzel soru için. Eğitimsel sinir bilim konusu üzerine birçok eleştiri var tabii. Bu eleştirilerin başlıcası sinir bilim verilerinin tek başına davranışı, yani eğitimle ilgili bir bilgisinin olmadığı ve bunun mutlaka bilişsel psikoloji lensinden geçmesi, yani çevresinden geçmesi gerektiği. Eğer öyleyse biz neden sadece bilişsel bir psikoloji çalışmıyoruz? Yani sinir bilime ne gerek var? Hani bilişsel sinir bilimciler çalışsınlar kendileri. Sonra biz sonuçlarını bilişsel psikoloji sonuçları olarak alalım. Onları da eğitime uygulayalım. Hani genel argüman bu. Ve bu zayıf bir eleştiri değil, çok kuvvetli bir eleştiri ve bence mantıklı da bir eleştiri. Benim buna, hani bu konu üzerine çalışan biri olarak iki cevabım var. Hani eleştiriyi çürütme manasında değil, çünkü gerçekten esaslı bir eleştiri bu. Birincisi, sinir bilim gelişen bir alan. Hani her ne kadar şu anda sinir bilim çalışmalarında işte bir sürü bu type 1 error dediğimiz, işte yanlış pozitif sonuçlar olsa da, metotlar henüz tam olgunlaşmamış olsa da, bunun zamanla olacağı, yani aniden olacak bir şey değil. Dolayısıyla eğitimsel sinir bilime de önceden yatırım yapmanın mantıklı olabileceği, hani şey düşüncesiyle, sinir bilim metotları daha da gelişecek ve o davranış ve sinir bilim verileri arasındaki ilişki giderek daha net olacak. Daha az gürültü olacak içerisinde. Hani bir argüman bu. Bir diğeri de esasen aslında benim bu alanda olmamın sebebi, ben eğitimsel sinir bilimi aslında sadece işte beyin datasıyla davranışsal veri arasındaki ilişki olarak değil de genel olarak eğitimdeki yaklaşımların biyolojik bir temel üzerine oturtulması çabası olarak görüyorum. Yani aslında sinir bilimi de kısıtlı değil. Çünkü ben bedenlenmiş bilinçle ilgilendiğim için ben şeyde çok ilgiliyim. Yani bu soyut bilişsel süreçleri, bizim ortaya attığımız, aslında bir bakıma da bizim uydurduğumuz bu bilişsel devrim sırasında süreçlerin biyolojik olarak açıklanmasının genel olarak önemli olduğunu düşünüyorum ve bunu en çok yapan da hani bedenleşmiş sinir bilim alanı. Ama ben çok şeyin çok taraftar değilim açıkçası. Yani bunun böyle çok hızlı bir şekilde hemen eğitime büyük etkileri olacağı, eğitim değiştireceği falan, ben ona hiçbirisine inanmıyorum açıkçası. Yani çok şey var, hype var diyorlar ya. Böyle çok aşırı bir popülerlik kazandı ve aslında ortaya atılan iddiaların birçoğu aslında çok da gerçekçi değil. Yani o anlamda. Peki. Mutlu Hocamıza yönelik sorularımız var mı? Yüksel Hocam, Fırat Hocam, sizlerin. Benim var aslında da soralım. Tabii. Mutlu Hocam, sizin tabii çalışmalarınızda sensörler kullanıyorsunuz. Hani öğrencilerden birçok, yani şeylerde yaptığınız çalışmalarda işte vücutların duruşu vesaire, pozisyonu, onları çalışıyorsunuz. Bunları teorik olarak çevirirken kullandığınız genel teorik yaklaşım, işte bu situated cognition dediğimiz yaklaşım mı, yoksa işte daha çok bedenleşmiş biliş mi, o teorik yaklaşımınızın üzerine biraz konuşabilir misiniz acaba? Tabii ki Fırat Hocam. Yani
Aslında bu tür özellikle gesture veya body movement'a yönelik çalışmaların büyük bir çoğunluğu situated cognition teorilerine dayalı çalışmalar. Benim için yaptığımız çalışmalardaki en önemli aslında bridge, köprülerden bir tanesi bunu iyi bir şekilde anlayabilmek. Çünkü işin teknik kısmı rocket science değil diyorlar ya, yani gerçekten o kadar zor değil. Yani iki dimensional bir videonun günümüz yapay zeka uygulamaları ile proses edilip her bir öğrencinin vücut skeleton movement'larının veriye dönüştürülmesi çok zor bir olay değil teknik açısından. Ama bu seviyedeki raw bir datanın anlamlı bir şekilde teorilerle harmanlanıp, situated cognition onlardan bir tanesi, eğitim açısından anlamlı davranışlara modellenmesi işin aslında cisti, özü orada. Tabii situated cognition kullandığımız teorilerden bir tanesi, ama onun dışında da daha çok eğitimsel veya learning sciences teorileri kullanmaya çalışıyoruz. Yani collaborative cognitive learning birçok alanda, yani işbirlikçi çalışma birçok öğrenme alanında çalışılmış ve birçok teorisi var. Davranışsal olarak nasıl görünür iyi işbirlikçi öğrenme diye. Bu tür teorileri kullanmaya çalışıyoruz. Mesela örnek olarak diğer insanların davranışlarına saygı duyma ya da accountability gösterme çok teori driven bir konsept. Biz bu tür raw data'dan, bu tür davranışlardan öğrenme bilimine dayalı bulguları nasıl modelleriz üzerine çalışıyoruz. Ama dediğim gibi situated cognition bir tanesi, büyük bir çoğunluğu daha learning sciences'dan geliyor. Neuroscience ya da educational psychology yerine daha learning sciences'dan geliyor. Teşekkürler hocam. Teşekkürler. Yüksel hocam, sizin sorunuz var mı panelistlere? Hocam şu an yok. Tamam. Bir Fırat hocam, bir soru gelmiş. Bu parmak kullanımı konusunda, peki pratikle ilgili soru var. Parmak kullandıralım mı şeylerde, ne denir? Parmaklarını kullansınlar mı, kullanmasınlar mı? Ya evet, bu soru daha önce de bu soruyu almıştım. Şey, çok güzel bir soru. Hani eğitimde yer olan bir konu. Şimdi soruda tabii diyor ki 4. sınıftan sonra. Şimdi genel olarak çalışmalar bize şunu gösteriyor. Önceki sınıflarda 1 ve 2. sınıfta, 2. sınıfın başında parmak kullanımı iyi bir işaret gelecek için. Yani parmak kullanan çocuklar gelecekte daha iyi matematik performansı gösteriyorlar. Ama 3. sınıf ve sonrasında eğer çocuk hala parmak kullanıyorsa o bir problemin olduğuna işaret. Ancak o problemin sebebi parmak kullanımı değil. Çocukta işte bu diskalkuli dediğimiz ya da diğer başka matematik öğrenme güçlükleri olabilir. Onlardan dolayı matematik performansı düşük olduğu için ve esas tabii bu aritmetik fact'leri dediğimiz, yani aritmetik ezberlerini yapamadığı için çocuk hala parmaklarına kullanarak onu kapatmaya çalışıyor açığı. Ama orada suçlu olan parmak kullanma değil. Parmak kullanma çocuktaki bilişsel bir aksaklığın ya da bir öğrenme fırsatlarındaki yetersizliğin belki de işareti olabilir. Tabii o tip bir durumda bu aritmetik, yani şey bakmak lazım tabii, testler yapıp çocukta diskalkuli var mı? Ya da başka bir bilişsel problem var mı? Mesela geçici hafızadaki eksiklik olabilir vesaire. Onun üzerine çalışmak lazım, ama çocuğu parmak kullandırmamak çocuğu iyice matematikten kopmasına neden olacak bir şey olur o durumda. Çünkü o farkı kapatmak için kullanıyor. Onun için bir araç. Eğer ona başka bir araç verilmezse yani daha da kötüye gider o zaman matematik gelişimi. Tamam, çok teşekkürler. Mutlu Hocam'a bir soru var. Faik Karataş'tan. Yapay zekayı ölçme ve değerlendirmede nerelerde ve nasıl kullanabiliriz diye bir soru gelmiş hocam. Çok teşekkür ederim soru için. Çok oldukça geniş bir kapsamlı bir soru, ama şu şekilde özetlemeye çalışayım benim açımdan. Eğer hali hazırda ölçme ve değerlendirme konusunda oldukça ileride olduğumuz konseptler varsa, yani psychometric measure'lar olarak, ground truth olarak, yani gerçek kıyaslama olarak kullanabileceğimiz ölçüm ve değerlendirme teknikleri varsa,
büyük veri ve yapay zeka ile bu tür sonuçlara nasıl daha hızlı ve efektif bir şekilde ulaşabiliriz, daha pozitif ve kolay bir yön gibi gözüküyor. Fakat halihazırda çok etkin bir şekilde ölçme yollarını bilmediğimiz konseptler için, bunun içerisinde collaborative problem solving örneğini verdim ben, creativity, yani yaratıcı düşünme olsun, daha böyle skill ve competence bazlı konseptlerin ölçme ve değerlendirilmesinde hala araştırma boyutunda olduğunu düşünüyorum birçok çalışmanın. Yani pratiğe geçirebilecek kadar etkin ve valid ve güvenilebilir olduğunu düşünmüyorum birçok çalışmanın. Ama çözüm muhtemelen akademik çalışmalar değil de çok fazla investment, yatırım alan Duolingo tarzı firmaların ürünlerinden de geleceğini eklemek istiyorum. Çünkü çok büyük ve hızlı bir şekilde R&D, araştırma ve uygulama çalışmaları yapılıyor bu bölümde. Orada bir projeksiyon yapabilir misiniz? Yani yapay zekanın eğitim tarafında pratik uygulamalarını böyle yaygın olarak, ne bileyim işte, hani spekülasyon tabii bu, 5 sene içinde ya da 10 sene içinde görebiliriz diyebilecek bir şeyimiz var mı? Bir tahmin bir şeyimiz? Yani hocam açıkçası öğrenme bilimcisi olarak tahminin benim çok iyi yapabildiğim bir şey olduğunu düşünmüyorum. Gelecekle ilgili tahminin. Fakat ve yapılan tahminlerin de büyük bir çoğunluğunun fail olduğunu, yani yanlış olarak kanıtlandığını da göz önünde alırsak böyle bir tahmin etmek istemiyorum. Fakat hali hazırda örnek olarak İngilizce IELTS ya da TOEFL gibi testlerin yapay zeka üzerinden özellikle listening ve konuşma ve dinleme konseptlerinin yapay zeka üzerinden etkili ve güvenilir bir şekilde ölçülebildiğini gösteren birçok çalışma gördüm. Bu tür, yani bizim kolay bir şekilde tanımlayabildiğimiz, kolay bir şekilde başka yöntemlerle ölçebildiğimiz konseptlerin ölçme ve değerlendirilmesinde yapay zekanın çok hızlı bir şekilde adopt edilebileceğini düşünüyorum. Çünkü birçok ekonomik argümanı var bunun. İnsanların neden bunu kullandığına dair. Bundan dolayı hızlı bir şekilde adopt edileceğini düşünüyorum. Ama groundbreaking çalışmaların, yani bizim bilmediğimiz şeylerin, ölçemediğimiz şeylerin, define edemediğimiz şeylerin yapay zeka ile ölçülebilir veya tanımlanabilir olacağının, yakın zamanda olacağını düşünmüyorum. Teşekkürler. Ben de paralel düşünüyorum da öyle bir konfirmasyon almak iyi oldu. Yüksel Hocam'a da bir soru gelmiş. Sevgili Yavuz Kılıç'tan. Dijital çağda meydana gelen değişimlerin eğitimde fırsat eşitsizliğine olumlu ya da olumsuz ne gibi etkileri olabilir diye. Yüksel Hocam öyle bir ilk gelen sorulardan bir tanesiymiş. Sizin cevabınızla kapatalım. Çünkü bir ekstra birkaç 10 dakika vermişlerdi. Evet, yani aslında baktığımız zaman dijital divide dediğimiz bu dijital bölünme ya da fırsat eşitsizliği de teknolojinin hem olumlu hem de olumsuz etkisi var. Olumlu etkisi var. Ben şu anda Erzurum'da yaşıyorum. Mutlu Hocam İngiltere'den, Kürşat Hocam siz Ankara'dan, Fırat Hocam Amerika'dan beraber eğitim üzerine tartışıyoruz. Ve Sedef Hocam da bizim bitirmemizi bekliyor. Aslında bu olumlu bir etkisi. Her birimiz farklı bir yerden bu tip fırsatlar bulabiliriz. Ama tabii bunları bulamayanların aslında daha da geride kaldığını, çünkü bulanlara teknolojinin bir manivela görevi gördüğünü düşünecek olursak eğer, buna benzer fırsatlara hiç ulaşamayan, ki ben bu pandemi sürecinde köyde yaşıyorum ağırlıklı olarak. Köydeki gözlemlerime de dayanarak söyleyebilirim ki mesela kırsal kesimdeki çocuklarımızı aslında ciddi anlamda olumsuz etkilediğini düşünüyorum teknolojinin. Neden? Onların teknolojiye erişimleri hem çok sınırlı hem de eriştikleri teknolojiyi nasıl kullanacaklarıyla ilgili yeterli bilgi, beceri, motivasyonları yok. Eriştikleri zaman sadece
işlerine yaramayacak bir sürü abuk subuk video izleyebiliyorlar ya da oyun oynayabiliyorlar saatlerce. Belki de hiç onların eğitim ya da gelecekte etkilerini göremeyeceğimiz şeylerle uğraşıyorlar. Ama dolayısıyla bu tip özellikle kırsal kesimde bu bölünmenin daha da artacağını düşünüyorum. Bunda pandemi sonrasında da bunun gittikçe biz hibrit modele geçeceğini düşünecek olursak eğer endişeliyim. Açıkçası endişeliyim. Öte yandan bu teknolojiye ulaşması mümkün olan kişileri de bir üst level'a taşıması açısından da olumlu etkisinin olacağını düşünüyorum. Ve sözü böylece Sedef Hocam bana bakıyor. Demek isterim. Teşekkürler hocam. Evet, biraz açtık Sedef Hocam. Kusurumuza bakmayın. Estağfurullah değerli hocam, olur mu lütfen? Tamam. Evet, burada yavaştan kapatalım ama dediğim gibi en azından benim bu oturumdan anladığım bu oturumları biraz daha devam ettirmemiz gerekiyor. Hatta yine yurt dışında bu konuda çalışan başka hocalarımız alıp böyle bir belki bir seri yapmakta fayda var. Onun üzerinde de bir çalışalım. Herhalde hocalarımız Mutlu Hocam, Fırat Hocam da zamanları hani uygun olursa yine bu katılım sağlarlar diye tahmin ediyorum. Tabii hocam, seve seve. Çalışmalarını daha detaylı olarak hatta belki dinlemek çok güzel olacaktır. Ben herkese çok teşekkür ediyorum. Sedef Hocam, sizin bir anonsunuz, bir şeyiniz var mı? Evet hocam, sizin eğer konuşmanız bittiyse ben tekrar üniversitemizde sizi bu şekilde çevrim içi de olsa ağırlamaktan çok onur duyduk. Fakültem adına, Ejder Kongres adına bunu sunmak isterim. İyi ki varsınız, çok değerli bilgiler. Dediğiniz gibi belki bu bir serinin başlangıcı oldu. Fırat hocamın, Keza Mutlu hocamın, Yüksel hocamın, sizlerin her bir anlattığınız projedeki detaylar bizim için çok kıymetli ve derinlemesine konuşmamız gereken konular. Çok teşekkür ediyoruz. Ben son olarak bildiğiniz üzere Hatay'da orman yangınları oldu ve TEMA Hatay bölgesini yeniden yeşillendirme çalışmaları başlattı. Biz kongremizde anı yayıncılık desteğiyle sizler adına fidan bağışında bulunduk. Bu yeşillendirilmeye başlayan alana. En son bu fidan bağışı belgelerimizi sunarak oturumumuzu kapatmak isterim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Doçent Doktor Fırat Soylu Hocamın belgesi, Sayın Profesör Doktor Kürşat Çalıtay Hocamın, Sayın Doçent Doktor Mutlu Çukurova Hocamın ve Sayın Profesör Doktor Yüksel Göktaş Hocamın fidan bağışı belgelerini sunmak isterim. Çok teşekkür ederiz. Yoğunluğunuz arasında bize vakit ayırdınız. Destekleriniz için çok sağ olun hocalarım. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Başka platformlarda yeniden görüşmek üzere inşallah. Herkese sağlıklı günler dilerim. Teşekkürler. Evet, sağlık en önemlisi. Kesinlikle. İyi akşamlar hocalarım. İyi akşamlar.